Demek sen aileni, maileni... Hikmet Ağa'nın evine koydun, rahatsın, kebap, o. Ayıp değil mi Hikmet Ağa? Yaşlı adam, bunu nasıl kaldırsın? Bence o dayanamaz, bir süre sonra evden çıkar gider. Hı? O zaman ne yapacaksın? Ha? Bana bak. Beni istediğin ayağımla geldim. Senin meselen benle, alemle değil. Hesabını benle gör. Duydun mu? Kardeşimin seninle ne meselesi vardı? Genç yaşında hayatını aldım. O senin şerefsizliğin yüzünden. Beni arızaya bağladın. Sebat Güler. Şunun havasını kes. Şimdi seninle yavaş yavaş tanışıyoruz. Şimdi diyorsun ki bu adam niye bana hep işkence yapıyor hiç? Beni niye öldürmüyor? Senin bu yaşadıkların ne ki? Ben bu yaşadıklarının kralını yaşadım. Hiçbir ama benim kardeşimin ölümü kadar bana acı vermedi. Ben de senin sevdiklerini tek tek öldüreceğim. Acımı biraz dindirir. Ben buna zor dayanıyorum. Sen nasıl dayanıyorsun bu acıya? Seni gözlerinde çok büyütmüşler. Eğer birazcık delikanlı olsaydın, acını yüreğinde yaşar. Hayatın sana getirdiği bütün zorluklara karşı dimdik dururdun. Ama sende o yürek yok. Gene de kardeş acına yürümeden senin kafana sıkıp acına son vereceğim. Sen akıllı adam, aptal aptal laf. Aptal aptal. Nasıl yapacaksın? Nasıl olacak? Bana bir söyle, aramızda sır. Kimseye söylemem. Abi eve giren çıkan yok. Ama uygun bir yer bulduk. Roketi halledebiliriz. Olmaz. O benim kardeşimi gözümün önünde öldürdü. Ben de onun kardeşini gözünün önünde öldüreceğim. Siz şimdilik dediğimi yapın. Gözetlemede kalın.